Can huysuzlaşmaya başladı, inatlaşmaya başladı, tutturmalara başladı. Elinden bir şey aldığınız zaman eğer onu vermek istemiyorsa aksilik yapıyor, işte inat ediyor, kendi istediğinin olması için elinden geleni yapıyor. Sinirlendiği zaman artık karşı tepkiler koymaya başladı. Çok zor bir dönem bizi bekliyor gibi düşünüyorum. Aslında herkesin bahsettiği bu zorlu dönem çocuğun kişiliğini kazanmasından ibaret. Başka bir şey değil. Çünkü artık yapmak istedikleri şeyleri ayırt ediyor. Tabii bazılarına engel koymak zorunda kalıyorsunuz. Çünkü hepsi çok makul, mantıklı şeyler değil. Kendine zarar verecek şeyler de olduğundan dolayı. Hani onları engellemek istiyorsunuz ve orada bir inatlaşma başlıyor artık. O şu an sadece bir şeyleri yapmak istiyor. Onun sonucunu bilmiyor. Neden sonuç ilişkisi kuramıyor haline daha çok yaş itibariyle çok ufak olduğu için. Hani yapmamız gereken ufak ufak ona yani bunu böyle yapıyorsun ama bak bunun sonucunda böyle oluyor. Bunun sonucu güzel değil. Anlaması lazım. Mantığına yatacak benim yaptığım doğru değil. Ondan sonra o yaptığı yanlış şeyleri düzeltecek. Ver onu anne çünkü o güzel bir şey değil. Ağzı alınmaz. Bak içinden köpükler çıkıyor. Sonra da bu jelatini yutma ihtimali var. Mesela geçen akşam kolumu ısırdı. Hakikaten bana kızdı. Canımı acıtmak istedi. Onu hissettim. Ondan sonra kızdım ben ona. Bak yapma niye böyle yaptın diye. Biliyorum çünkü bilinçli yaptığını düşünüyorum. Ondan sonra Çağlar da hatta sinirlendi. Anneye böyle yapamazsın diye. Direkt aldı canı götürdü yatağına koydu. Sana dedi yatak cezası veririm. Onu biz ara ara yapıyorduk. Çünkü yatağında durmak istemiyor. Ona biliyor ki ceza. Biraz böyle mızıldandı, başladı, ağlandı, söylendi ama almadık. Ve hakikaten anladı. Sonra geldi, böyle gözlerinde yaşlılar ama geldi kolumu öptü. Bacağımı falan sarılmaya çalışıyor. Demek ki dedim işe yarıyor yani yanlış bir şey yaptığını ona öğretmemiz gerekiyor. Aksi halde yanlışlar yapa yapa bir şeyleri elde ederse öyle devam edecek çünkü. Can, hayır fırın çalışıyor bebeğim. Lütfen fırın çalışıyor. Açma, hayır. Anne yok o zaman. Oh. Bir de burada. Dönem, bu bir süreç biliyoruz, arkadaşlarımızdan da görüyoruz, okuyoruz, yazılıyor, çiziliyor. Böyle zorlu bir dönem var ikili yaşlar civarında. Ve burada bence altın kural sabırlı olmak. Çünkü bu çocuk bir şekilde büyüyecek ve bu dönemden de geçecek. Ama bu dönemin izleri kalsın istemiyorum ben. Hani inatçı bir çocuk olsun, huysuz bir çocuk olsun hiç istemiyorum. Bu zorlu dönemi sabrederek, canın isteklerine kulak vererek, onun isteklerini ona zarar vermeden gerçekleştirerek aşmaya çalışacağız.